2024 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında başarılı olan 30 öğrenci Isparta Valisi Aydın Barış'ı ziyaret etti. 2024 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında ilk 1000 içinde yer alan 30 öğrenci Isparta Valisi Aydın Barış'la bir araya geldi. Vali Barış öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Başarılarıyla başta aileleri olmak üzere tüm Isparta'yı gururlandıran öğrencileri tebrik eden Vali Barış, ayrıca 2023 YKS sonuçlarında ilk 5000 içindeki 93 öğrencinin 2024'te 106'ya yükseldiğini, ilk 1000 içindeki öğrenci sayısının ise 22 öğrenciden 30 öğrenciye yükseldiğini paylaşarak bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür etti. Bugün mutlu bir günümüz. Karşımda Türkiye'nin geleceği, Isparta'nın geleceği olan gençlerimizi gördükçe hakikaten büyük umutlarla doluyoruz. Çünkü bu şehrin geleceğini ve ülkemizin geleceğini sizlere emanet edeceğiz. Isparta olarak bu yılki yüksek öğretim kurumları sınavında gerçekten iyi bir başarı gösterdik. Bundan da çok mutluyuz. LGS sınavında olduğu gibi Türkiye ortalamalarının üzerine çıktık. Geçen yılla karşılaştırdığımızda da önemli bir başarıya imza attık. Bugün aramızda hem temel yetenek testi sınavında hem de alan yetenek testi sınavında ilk bine giren öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi hem tebrik etmek hem de onların bu başarıyı yakalamalarındaki sırrı diğer sırada olan gençlerimizle paylaşarak onları daha iyi motive etmek amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bunda katkısı geçen İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Hocamız başta olmak üzere Milli Eğitim'de çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şu anda tam tercih aşamasına gelmiş durumda. Tabii tercihleri yaparken hangi ölçütleri göz önüne alacaksınız? Bu konuda rehberlik çalışmalarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Danışma masaları oluşturuldu. Benim naçizane tavsiyem sizlere bu tercihleri yaparken sevdiğiniz alanları tercih edin. Yani birileri şu okul iyi, şu alan iyi diye bir kanaate kapılmayın. Neticede bu hayatı yaşayacak olan, bu okulları okuyacak olan sizsiniz. Sevmediğiniz bir alanda okumaya çalışırsanız ileride sevmediğiniz bir mesleğe girmek zorunda kalabilirsiniz. O da siz, hayat boyu size bir eziyet verebilir. Sevdiğiniz alanda çalışırsanız hem mutluluk yönünden ileride daha şanslı bir konuma gelirsiniz. Vali Barış'ın tek tek söz verdiği öğrencilerin tamamına yakının başarılarının en önemli sebebinin düzenli ve planlı çalışmak olduğunu söyledi. Başarımın arkasında bence düzenli çalışmak var. Her senenin derslerini o sene içerisinde halletmeye çalıştım. Özellikle son senede daha çok sınav odaklı bir çalışma gerçekleştirdim. Gerek ikizimle beraber çalışarak, öğretmenlerimin, ailemin desteğiyle beraber bu başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum. Hem düzenli hem verimli çalışmayla aslında bu başarıyı elde ettik. Bunların yanında ailemin ve öğretmenlerimin de desteği çok oldu. Ben 9'dan beridir sıkı çalışıyordum. Aslında bu sebepten ötürü son yıllar daha çok yorulduğumu hissettim. Fakat bu başarıyı aldığım için mutluyum. Düzenli ve verimli çalışmalıyız. Bunun üstüne de psikolojimizi iyi yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum bu süreçte. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Sağlam durmalıyız. Benim de daha çok bir şeyler öğrenmek için, daha fazla bilgi sahibi olmak için, kendimi geliştirmek için çalıştım. O şekilde başarıya ulaştığımı düşünüyorum.